İyi akşamlar. Olacak o kadar haber merkezinin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Aldatıldığını düşünen kadının içine kuşku düşünce geriye kocanın peşine düşmek kalıyor. Samim, nerede kaldın? Canım, dairedeydim, biraz işler uzadı. Sen beni yemeğe mi bekledin yok? Evet. Ah, ben dışarıda yedim, affedersin. Aşk olsun, hem sana tatlı da yapmıştım. Ben tatlımı 10 sene önce almışım sevgilim. Hayatım, canım, ne zarifsin. Samim, biliyor musun ne oldu? Bilmiyorum, ne oldu, hayır. Alt kattaki komşu Tülin var ya. He? Kocası Fevzi var hani. Galvanizci. Galvanizci Fevzi. Ne olmuş? Tülin'in üstüne ihanet etmiş. Allah. Ay ne üzüldüm kızı. Biliyorsun daha yeni babasını kaybetti. 2 darbe kadına bam bam bam. Vay hıyar vay. İnsan karısının üstüne gül koklar mı ya? Vallahi dedim ki Allah'a şükür benim Samim'im hiç böyle şeyler ne yapmaz. Ne erkekler var. Neyse ben çok yorgunum, yatmak istiyorum müsaadenle. Hadi yat bebeğim. Tamam hayatım, yalnız ceketimin koltuğu sökülmüş, onu bir iki ver olur mu sevgilim? Tamam bebeğim. Yarın yine bunu giyeceğim. Aşk olsun Samim, daha yeni aldım. Ama ben sana yapayım, bunu. Ne, canım hadi iyi geceler. Vallahi ya, hiç doğru dürüst bakmıyorsun. Hiçbir şeyine. Nerede benim iğnem? Bu kim? Samim. Bu kadın kim? Yoksa sen de mi beni aldatıyorsun? Samim! Ah, memuriyetin kötü tarafı işte. Gül gibi karını bırak, buz gibi devlet dairesine git. Samim. Hı. Sana bir şey soracağım. Sor canım, canım. Sen beni aldatır mıydın? Asla. Sen ne zannediyorsun? Ben seni ne kadar severim? Asla, asla. Yani sen Fevzi gibi yapmazsın değil mi? Asla. Ben Fevzi miyim? Asla. Canım benim. Hadi. Neyse. Hadi müsaadenle hayatım, Allah'a ısmarladık. Samim. Ay, içime bir kurt düştü. Takip edeyim. Allah ne muradınız varsa versin. Allah tuttuğunuzu altın etsin. Allah'a tayyar abi. Çık bakalım Aslı abi. Tabii abi. Buyur abicim. Bu ne lan? He? Dilenciye verelim az lan bu. Elim çok acıdı be. Affedersin abi. Konuş. İşler kesat abi. Millette hayır kalmamış ki hayır işlesin. Şimdi acıdım sana. Gel canım. Ah, sağ ol abi. Teşekkür ederim. Affedersin. Çok bu canın yani. Affedersin abi. Özür dilerim. Ulan seni öyle bir hale getiririm ki seni gören acıyıp tüm servetini sana bırakır. Affedersiniz. Samim'le çok samimisiniz de tanır mısınız onu? Ne samimi be? Bela tayyar o. Beni bu hale getiren o işte. Pek sevişiriz de. Dürüst müdür sizce? Dürüsttür, dürüsttür. Ne zaman kafanı kıracağım dese kırdı. Allah rızası için bir şeyler at abla. Ya da tezgahın önünü kapama. Karıştırmacı, karıştırmacı yazar. Evet benim ama evimde ne işiniz var? Numan abinin işine fesat karıştı diye yazmışsın gazeteye. Numan abiye göre işe karışan tek fesat sensin. Ay fakat ben belgelere dayanarak yazdım. Ay! Ay! Piyasayı boş buldunuz, atıyorsunuz. Aman Allah'ım. Kadının saçlarını nasıl da okşuyor. Ama resimdeki kadın mı o değil? Demek beni birden fazla kadınla aldatıyor. Ay! Şimdi de ben senin alın yazını yazacağım. Ay! İmdat! Bu sadece bir ihtar, bir daha bu kadar nazik... Affedersiniz, az önceki Samim Bey'le aranızda bir şey mi var? Kocam oluyor da kendisi, kafanızı okşarken gördüm. Manyak mısın sen be? Sizi gördüm. Hmm, ne yazıyordun ona? Aşk mektubu mu? Kocam beni seninle mi aldatıyor? Heh? Defol! Gerizekalı kadın! Aa! Maşallah, üçü tezgahları şıkır şıkır çalışıyor değil mi kızlar? Yani bu tezgahı kurmak için alınan kredi zamanında ödenir, öyle değil mi kızlar? Yoksa beni bu ütücü kız kurularıyla mı aldatıyor? Kafanı ütülemiyorum değil mi Sefer Bey? Ütünü biraz ödünç alabilir miyim? Sana sıcak sıcak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Vallahi ödeyecektim. Bu sefer zamanında öder öyle değil mi?
kaçıp erkeklerle yatıp paralarını da üstüne yatamazsın. Hayır, yatarsın da kalkamazsın. Ne olur affet beni, bir hata yaptım. Ne olur öldürme beni. Ne istersen yaparım. İstersen sana çalışırım. İstersen kadının bile olurum. Ben karımın üstüne gül koklamam kahpe. Samim. Melahat, ne işin var burada? Canım benim. Beni aldattığını düşünmüştüm. Ben çok kötü biriyim. Benim minik kuşum, ben seni hiç aldatır mıyım? Canım. Ah canım. İçkiyi fazla kaçıran yılbaşı sarhoşları polislerimize nahoş anlar yaşattı sayın seyirciler. Ne tarafa gidiyorsunuz otostopçu bey? Ben otostopçu değilim, polisim. Kontrol için el salladım. El sal, sen mi? Arabamı el sallayıp stop ettiremedin mi? Evet. O zaman otostopçusun. Biraz alkollü görünüyorsunuz. Ayıp ama ben sizin yüzünüze vuruyor muyum nasıl görünüyorsunuz? Nasıl görünüyorum yani? Söylemek istemiyorum. Ne diyorsun sen kardeşim? Bal gibi alkollüsün işte. Konuşmak kolay tabii. Karıyla kavga edemezsem değil. Eşinizle kavga etmiş olabilirsiniz. Eşim ama... Eşim değil ki karı. Kim peki? Tanaşa, Tanaşa. Ne demek Tanaşa? Ha, Natasha. Tanaşa, Tanaşa. Bir de fuş. Bir de fahiş. Bana $100 diyor hasma. Getir buraya. Abiciğim ben hiç satılık birine benziyor muyum ya? Nereden çıktı şimdi bu? Karıdan. Bana $100 teklif ediyor ya. Ben husumu satar mıyım ya? Yanlış anlamışsın. $100 o istemiş. O satıyor yani. Zembelek de öyle dedi. Zembelek? Zembelek. Ha, pezevenk herhalde. Zembelek, evet. Bak sen... Anlıyorsun bu işten. Bana bak, tepemi attırma. Ha bak işte ikiniz aynısınız. O da tepemi attırma demişti. Tövbe estağfurullah. Bu mübarek günde, yılbaşı gecesinde sen bela mı arıyorsun? Yok, çamcık arıyordum. Necik? Çamcık, çamcık. Bilmiyor musun? Hani takarsın? Doğru konuş. Takıyor muyum üstüne? Tamam. Ampul filan hediye hediye filan hani dal budak ya. Çamcık işte ağaç. Hani dal budak çam ağacının küçüğü. Ağaç yani ağaç, öyle desene. Öyle dedim. Zemelen felenkse. Pezevenk. Sen iyi anlıyorsun. O da bana bu tanaşayı getiriyor. Tanaşa ne dal var ne yaprak. Çırpınma. Yahu ben bunları niye dinliyorum ki? Ver bakayım şu evrakı. Ya evrakısı beni hanım bir evrakısı yapar. Evrakısı olur mu be? Olmaz mı? Dümbük yani imbikten damıtıyor, damıya damıya gül oluyor. Hay Allah, ne derde çattık be. Bulaştık bir kere. Bunu bıraksam kendi kendimi yiyeceğim. Bırakmasam kafayı yiyeceğim. Alo ya, daha çamcık alacağım ya. Senin işin gücün yok mu ya? Yok kardeşim. Benim işim gücüm yok. Bırakıyorum anasını satayım. Evime gideceğim. 2000'e huzur içinde gireceğim. Hadi eyvallah. Ya alo. Gel ben seni atayım ya. Darılma. Alo. Ne oluyor ya? Bak. Ya ne çeşit adamsın ya. İçeride o kadar yer var. Sen nereye biniyorsun ya? Sen ne tarafa gidiyorsun? Öteki tarafa mı, bu tarafa mı? Anlaşıldı. Ben seni öteki tarafa götürüyorum. Yılbaşı dolayısıyla hapishanelerde açık görüş yaşandı. Ünlü halk müziği sanatçılarımız Tolga Sağ ve Erdal Erzincan sazlarıyla, sözleriyle kader mahkumlarının kederlerini paylaştılar. Ulan bırakın bu hüzün dalgasını. Bugün yılbaşı be. Ulan yıl kısmı el aleme düşüyor, başında bize düşüyor. Kara gün kararmaz oğlum. Bu kelek tüccarı felek bize de bir gün güler elbet. Of!
Tabii tabii, bir gün mutlaka. Ulan kaderimse çekerim be. İstedim vermediler, sen mapussun çık öyle konuşalım dediler. Of of! Doğru ya, bugün yılbaşı. Birazdan Noel Baba girecek içeri. Babayı verecek bize. Oğlum hepinizin içi geçmiş be. Ne yapalım yoksulsak garibansak yani, ölelim mi ha? Eyo, o kadar da değil. Oğlum benim canım çam istiyorum ben, çam çam. Bize çam lazım. Bakma öyle, var işte burada. Gel lan buraya, gel. Buyur abi. Gel. Hah, alın size çam. Hem de yürüyen bir çam. Yürü git gel. Gel. Geri gel, gel. Çam. Geliyorum. Hah, hah. Oh, oh, oh. Çam diye bunu mu süsleyeceğiz abi? Evet, evet. Çam yarması gibi adam. Bunda ne çam, nerede var? Bir kozalakları eksik. Ulan Niyazi, hadi gene iyisin ha. Kurban bayramında olsaydı kapı yutmuştun. Bugün açık görüş de var, hediye falan takarız. Hay ağzın bal yesin, hadi davranın. Bir de mükellef bir sofra olsa, karşında televizyon, elinde kumanda. Yok ya, babalar koğuşu mu sandın lan sen burayı? Leyla. Veysel abi be, şu af çıkacak mı dersin? Meclisten ümit kesilmez Erkancığım. Diyelim ki çıktı, bize de vurur mu? Bize vurur. Niye abi be? Adam mı vurduk, çete mi kurduk, siyasiye mi karıştık? Hadi ya, gerçekten yapmadın mı sen bu söylediklerini? Vallahi yapmadım abi. Gel bakayım, gel sen mi yapmadın abi? Evet. Dur ben sana bir şey takacağım, dur. Al sana şilt. Sen tak, bir şilt de ben takayım arkadan. Oğlum sen suçsuzsun da sanki biz suçlu muyuz? Ya o zaman şunu bilmek istiyorum. Ne? Biz niye içerideyiz? Bu af niye bize vurmuyor? Vuruyor. Bize gelen vuruyor, giden vuruyor. Oğlum eğer sen bu ülkede garibansan, değil sana af vurması, piyangodan amorti bile vurmaz be. Yes, all right. This is a bank. It's a batan bank, beş bank. Yılbaşı çamımızı hazırlıyorum abi. Hadi çamı hazırlayalım. Kalk. Çam diye dursana lan. Dur şunu elinle, tut şuradan. Şu fındık kadar aklıma her şey gelirdi de senin milenyuma şu çam haline gireceğin gelmezdi. Kapılar açılıyor arkadaşlar. Açık görüş başladı. Hadi gidelim hadi. Canım, buradayım Erkan. Buradayım. Canım yanmıyor. Ay, vallahi öldürdüm seni. Erkan'ım yavrum, sık dişini kurtaracağım seni buradan. Sıka sıka diş kalmadı anne. Girdiğimde 32 taneydi, 15 tane kaldı. Olsun yavrum, yaptırırız çocuğu. Doğru, ne yapalım? Kader. Kader mader değil. Biliyor musun Erkan, Avrupa Birliği'ne giriyoruz çocuğum. Artık her şey değişecek. Yalan yok, talan yok. Başımızdakilere hı diyecekler. Bak görürsün ne güzel olacak. Dayanırım anne. Sorun da bir ışık varsa dayanırım. Ne oldu oğlum sana böyle? Çam oldun babacığım. Yılbaşı çamı. Aa, bak sana sevdiğim bisküviden getirdim. Bu da yılbaşı hediye yani. Sağ olasın. Bir bakalım annen sana yılbaşı hediyesi ne getirdi? Hindi mi? Hayır geç. Çam var. Kol böreği mi? Hayır geç. Allah Allah ne olabilir ya? Söyle bakalım Arif Sağ'ın oğlu yok mu? Var, Tolga Sağ. İşte onu getirdi. O bizim alt kat komşusu Nurten'in çok samimi ahbabının oğluymuş. Rica ettim. O da dedi ki kader mahkumları için söylerim abla dedi. Yanında bir de arkadaşını getirdi. Erdal Erdincan. Gideyim çağırayım. Ay hadi çağır. Ya arkadaşlar duydunuz mu? Annem kimi getirmiş biliyor musunuz? Tolga Sağ, Erdal Erdincan bizim için şarkı söyleyeceklermiş. Tolga Bey, Sağ Bey, Erdal Bey, buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Ay, buyurun. Şöyle gelin. Böyle gelin, böyle gelin. Bak. Bir sandalye getir. Buyurun, oturun, böyle gelin. Getir. Sandalye verin, sandalye. Buyurun. Vallahi bizim için zahmet ettiniz, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Arkadaşlar, bir dakika. Arkadaşlar, Tolga Sağ ve Erdal Erzincan kader mahkumları için söylüyor. Bravo.
Kedi mi kovalıyorsun? Yılbaşı lan bugün. Ne oluyor hemşire hanım? Müdür bey. Burası hastane beyler. Ne yapıyorsunuz? Bu ne gürültü? Hele siz Tolga bey, hele siz Erdal bey. Bunlarla bir olup böyle cım cım. Ayıp, çok ayıp. Asıl size ayıp. Bu kadar insanı burada ameliyat parasını ödeyemedi diye rehin tutup hapis hayatı yaşatmak yakışıyor mu be? Ayıp. Ben ne yapabilirim efendim? Ödeselerdi paralarını. Paramız yoksa ölelim mi? Cım 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 dinlemeyelim mi?
Tedavi olmak en insani hakkımız değil mi? Bunu bize sağlayamıyorsa devlet ne işe yarıyor? Tabii. Batık holdingleri kim kurtaracak? Eskiden hiç olmazsa nüfus cüzdanlarını alıp serbest bırakıyordunuz. Benim odam silme nüfus cüzdanı dolu. Pembesi, mavisi desteyle. Bana para lazım, para. Sana ve senin gibilere önce biraz insanlık lazım. Tamam, açık görüş bitmiştir. Hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar, buraya gelirken Allah sizi kurtarsın diye düşünmüştüm. Vallahi Allah sizi böyle düşünen akıllardan kurtarsın. Ne güzel söyledin Tolga, kurban olayım o dillere. Parsel eylemişler her dünyayı. Bir dikili taştan gayrınen kaldı. Dost köyünden ayağı kestiler. Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Padişah değilim çeksem otursam, saraylar kursam da asker yetirsem, hediyem yoktur ki dosta götürsem. İki damla yaştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. İki damla yaştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Şerifim çıksa dağlara, rast gelsem de avcı vurmuş maralar. Doldur tüfeğini belli yaralar. Bir yaralı dıştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Bir yaralı dıştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Bazen davulun sesiyle gelen hoş bir sürpriz oluyor. Gündüz oruç tuttuk. Gece ne bu böyle? Ayol vişne suyu. Saat 12 olmuş. Hadi yak söndür de girelim ikibine. Bizsiz olmaz değil mi hayatım? Nice
yıllara kocacığım. Bizim için nice yıl diye bir şey kalmadı artık. Kalan yıllarımızı iyi geçirelim diye değiştirelim dileğimiz. Hadi yatalım kalk. Aa, biz de herkes gibi yılbaşı gecesi sabahlamayacak mıyız? Ya yılbaşı gecesinin herhangi bir gecede ne farkı var bizim için? İyi bari şu sofrayı toplayayım. Toplama, hadi benden sana kıyak. Sabahleyin kalkınca toplarsın. İyi peki. Hadi yatalım kalk. Ay saat 12:20 geçmiş. 8'e kuruyorum, iyi midir? İyi, iyi. Kurma. Tamam, tamam. Hadi Allah rahatlık versin. Arif. Arif kalk. Gel kalkacağım ya ben uyuyorum. Arif. Arif. Kalk Arif. Ay kalk diyorum sana. Ay kalksana. Ay salondan tıkırdılar geliyor. Arif. Arif kalk. Kalk diyorum sana kalk kalk. Ay ne uykusun. Derin adamsın sen kalksana ayol. Arif! Ay salondan tıkırtılar geliyor. Arif! Kalk! Arif! Ulan! Öldüreceğim lan karı seni. Ulan! Ana! Ulan ne sürüklüyorsun beni? Milenyumun gece yarısı şurada tatlı tatlı uykumu uyuyorum. Niye beni kaldırıyorsun da ve bana diyorsun ki? Ay salondan tıkırtılar geliyor. Allah'ım yarabbim işte aynen böyle diyorsun. Sen böyle diyorsun. Ben de sana cevap olarak diyorum ki... Faredir fare. Faredir fare diyorsun ama çok tıkırtı yapıyor bu faredir fare. Ulan benim huysuz ve tatlı karım. Farenin 3 büyük özelliği vardır. Bir tanesi peynir yer. İkincisi Miki kod adıyla meşhur olur. Üçüncüsü tıkırtı yapar. Yat hadi. Belli ki fare bu işte. Biz de farelik evin kavalcısı. İyi tamam peki hadi. Ulan niye? Davul zurna çalıyordun kız. Saçmalama. He? Seninkiler meydanı boş bulunca nasıl da davul zurna çalıyorlar. Pek şen şakrak çıktı farelerin. Şakrak fareler. Arif. Arif vallahi salonda birileri var. Kalk gidelim. Hadi gidelim. Arif. Salonda birileri var diyorum sana. Baksana. Aa bakın ev sahipleri uyanmış. Hadi durmayın öyle, siz de katılın alaya. Hadi git abiyi al getir hadi. Ayol durun, ne yapıyorsunuz? Ne oluyor? Bu yaptığınız resmen haneye tecavüz. Gel gel gel. Sus Semiha sus. Tecavüz konusunda sadece haneyle yetinirler inşallah. Ayol ne susacak? Düğün salonu mu burası? Sen bizi anlamadın yenge. Biz hırsızız, hırsız. Öyle mi? Ben de Arif memnun oldum. Ayol ne yalakasın Arif? Adamlar evi soyuyorlar, sen hala duruyorsun. Üstelik öyle rahatlar ki oynaya oynaya soyuyorlar evi. Yok, bildiğin gibi değil yenge. Bak bu hırsızların piri Haydar abimiz. Bugün jübilesi. Bu jübileyle bugün meslek yaşamına son veriyor. Biz de onun için buradayız anladın mı? Evet yenge. Ben tam 35 yıl önce gene böyle bir yılbaşı gecesinde... meslek hayatıma ilk defa bu evde başladım. Bravo! Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah.
yavrumla. O zaman siz yoktunuz burada. Sizden büyük bir başka abi vardı ama sizi de gördüğümüze memnun olduk. Ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Meslek hayatıma son noktayı koyarken bize şeref verdiniz. Şeref verdiniz. Anam bunlar iyice azıtmış. Hem evi soyuyorlar hem de hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar. Yani yüzsüzlüğün bu kadarı da pes. Niye öyle diyorsun yenge ya? Bu devirde artık öyle hırsızlık, yolsuzluk sıradan şeyler. Hem de en ön sıradan. Biz gene küçük hırsızlarız. Siz büyüklerine gıkınızı çıkartmayın, gelin bize efeliniz. Sizi yıllardır kandırıp soyanlar, bir de şimdi böyle kıyak emeklilik gibi şeyler çıkarıp jübile yapıyorlar. Onlara ses etmiyorsunuz. Bizim gibi ufak esnafa bir davulu çok görüyorsunuz. Haksız mıyım abim? Vallahi haklısın. Hadi çalın da oynayalım. Sayın seyirciler, 2000 yılının ilk kış kreasyonları muazzam bir defileyle sergilendi. Milenyum'da öğrenciler gene göz altlarında mor renk ve perişan üst başı tercih ediyor. Yürümekten tabanları aşınmış ayakkabılarda öğrenci modasına renk katıyor. ...2000'de memur kreasyonları her zamanki gibi göz kamaştırıcı. Memuriyetin ilk yıllarında alınan kaşe pantolon ve ceket... ...yamalardan görünmez bir hal alarak... ...sürrealist stilistlerin tasarımlarını andırıyor. Evdeki sefer tasları ve sadaka değil... ...toplu sözleşme istiyoruz pankartları da... ...kostümü bütünleyen aksesuar olarak göze çarpıyor. Milenyum defilesinde bir başka dikkat çeken kreasyon da yıllardır hiç değişmeyen siyasi tarzı. Her an ihale bağlayabilmek için ellerinden düşmeyen cep telefonu, meclis oturumlarında rahat uyuyabilmeleri için koltuk altlarında taşıdıkları kuş tüyü yastık ve felaket durumlarında okumak için ceplerinde taşıdıkları matbu taziyeler yeni yılın modasına damgasını vuracak tarzda tasarlanmış. Yeni yılın Anadolu kadını modası gene acı dolu, zahmet, çile dolu. Tamamen Anadolu. Karnında, sırtında ve elinde çocuklarıyla soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen kadınlarımız bu yılda 16. yüzyıl tarz ve ilkelliğinde yaşamaya devam edecekler ve gene ezilecekler. Yine klasik çizgili takım elbise, fötr şapka görünümüyle giren mafyada kıyafetlerin işlevsel olması ön plana çıkarılmış. Silahların peynir ekmek gibi satılmasının moda olması, şapkanın içine bile özel silah kılıfı yerleştirilmesine neden olmuş. Kurşun geçirmez, şık, pütükare yelekler bu yıl ayrıca kanun geçirmez şekilde de dokunacak. Yeşil, kırmızı, her türdeki pasaportlar için ayrı pot yapmayan cepler, gümrüklerde pot kırılmasını da engelleyecek. Yeni bin yılda da eskileri ters yüz edecek olan vatandaş tüm moda akımlarını da ters yüz edecek. Bütçe deliklerinin estirdiği havadan etkilenen vatandaşın pantolon cepleri de delik olacak. İş adamlarımız modayı bu yılda yakından takip edecek. Pahalı kumaştan takım elbisenin mendil cebinde taşınan İsviçre'ye kaçış biletleri, banka batıran iş adamlarımız tarafından en sık kullanılan aksesuar olmaya devam ediyor. Ayrıca alınan kredilerin kolayca taşınması için özel dizayn edilen Louis Vuitton Bond çanta, iş adamının değişmez aksesuarı. Sekreteri tarafından rahat taşınabilsin diye de hazırlanmış oluyor. Ve milenyumda çocuklarımız yine pırıl pırıl, saf ve temiz. İç dünyalarının renkleri umut olarak yansıyacak. Öğretmen isteklerine, barış isteklerine, tatlı isteklerine 99 modasını sürdürüp canlı renklerini karartmazsak onları çok şeyler bekliyor. Biz onlardan çok şeyler bekliyoruz. Onlar için milenyumda anlayış moda olsun, sevgi moda olsun diyoruz. Onları çok seviyoruz. Olacak o kadar haber merkezinin hazırladığı haberleri dinlediniz. İyi akşamlar.